Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir burun ameliyatı gerçekleştiriyorum. Özellikle bu hasta özelinde konuşmak istiyorum sizlerle. Hastamız 25 yaşındı. Burnu yaptırmak için başvurdu. Muayenesinde burunda ciddi bir nefes alma problemi oluşturacak bir septal deviasyonla karşılaştık. Ve hasta nefes alma problemi de yaşıyordu. Özellikle sol tarafında. Dıştan bakıldığında burun ucunun uzun, düşük, kalın, asimetrik ve eğri bir burun yapısı olduğunu, yani yüzün yapısına göre sağa doğru eğiklikle karşılaştık ki hastamız çocuk yaşlarındayken düştüğünü ve bundan dolayı burunda ciddi bir eğiklik oluştuğunu söylüyor. Tabii hastanın buradaki istemi çok önemliydi. Doğal bir burun beklentisinde, daha önce çevresinde burun estetiği olan pek çok kişiyle karşılaşmış ve onların sonuçlarını beğenmemiş. Daha sonra benim yaptığım akrabası varmış. Onunla karşılaştıktan sonra diyor, kararımı diyor netleştirdim. Yıllardır korkuyordum diyor ameliyat olmaktan. Yani sorun yaşar mıyım, işte problem yaşarsam ne yaparım diyerek. Tabii oldukça zor bir burun. Yani sıradan standart böyle ucunu hafif kaldır, biraz üstünü torpile diyeceğimiz bir burun tipi değil. Biraz emek istiyor. Tabii daha önce de pek çok klinikte görüşmüş. Burnu yaptırmak için. Tabi burun zor olduğu için kimse de pek öyle çok ümit var bir şekilde konuşmamışlar. Birkaç defa ameliyat olması gerektiğini söylemişler falan. Şimdi hastada tabi bahsedebileceğim belki 10-15 tane sorun var. Ve bu problemlerin her birisinde ayrı ayrı ele alıp hepsini teker teker düzeltmek gerekiyor. O yüzden çok titiz bir cerrahi uygulama gerçekleştiriyorum. Çünkü hastamızın hem fonksiyonel sıkıntılarını hem şekilsel problemlerini hem de deviye burun dediğimiz o eğik yapısını yapmaya çalışıyorum. Ve hatasız bir şekilde ilerlemeliyim ki sorun yaşamayayım. Yoksa bu hastamızı tabii bir burun ameliyatı yaparız ama sonuç hasta açısından yeterli düzeyde tatminkar olmayabilir. Tabii burun ameliyatlarında ben her zaman söylüyorum aslında 3 aşama var. Bunlardan birincisi açılış, ikincisi şekillendirme, üçüncüsü de kapanış diyorum. Ve arada tabii nefes alma problemini de çözmeyi ihmal etmediğimiz zaman o zaman 4 aşamaya bölmüş oluyoruz. Şimdi bu hastada iyi bir açılış yaptım. Septumla ilgili problemlerini düzelttim. Hastamızın burun sırtındaki kemerli kısmını alıp oradaki eğikliği bulabildiği kadar düzeltmeye çalışıyorum. Bu tabii içeriden kaynaklanıyor aslında. Burun orta diklisindeki septumdan kaynaklanıyor. Yani bunların her birisi arkadaşlar başlı başına bir aşama. Bunları neden anlatıyorum? Aslında yani bir burun ameliyatındaki yaklaşımın ne olması gerektiği, hastaların çok bilmediği, sadece onlar sonuca bakıyorlar fakat o sonuç erken dönem olabilir ya da geç dönemde bir takım fotoğraflardaki çalışmalarla montaj, duplaj derler ya, böyle şeylerle karşılaşabilirler ve yanlış bir tercih de onların hayatın hatası olabiliyor. Burun ameliyatında arkadaşlar sekonder dediğimiz tekrar tekrar yapılma olayı çok yaygın. O yüzden hastaların çok dikkatli olması gerekiyor. Diğer şekilde onlar için çok ciddi bir sorun teşkil edebiliyor. Şu an tabii ameliyatımızı da yaparken bu videoyu çekiyorum. Çünkü daha konsantreyim ve hasta özelinde konuşuyorum özellikle. Ama burada trikleri, nelerin yapılması gerektiğini, özellikle hastaların hekim tercihlerini çok önemsemeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Yani işte burun ameliyatını kaça yapıyorsunuz diyen bir hastayla karşılaştığımda gülüyorum gerçekten. Çünkü bu bir şey değil, yani bir araba almıyorsunuz, standart bir iş değil. Hekimden hekime, hastadan hastaya çok değişkenlik arz eden bir konu. O yüzden bu tip isteklerde bulunan hastalarla karşılaştığım zaman biraz gülüyorum. Hastamızın ameliyatına başlayalı yaklaşık olarak 30 dakika oldu. Yaklaşık %70'lik kısmını da tamamladım ve şu an devam ediyorum. İçindeki o eğik olan parçayı düzeltmek, burun kıkırdaklarındaki asimetriyi düzeltmek hepsi başlı başına bir konu. Aksla ilgili problemim var çünkü. Bunu düzeltmeden de bu burundan iyi bir sonuç elde edilmez. Her şey milimetrik burada ve el ayarıyla yapılıyor. Yani burun ameliyatı standart böyle bir hani torna tesviye atölyesinde yapılan bir işlem değil, heykel de değil. Yani bir heykel yapmaya da benzemez. Tamamen yapılırkenki titizlikle ve dokuların da tabii ki buna müsaade etmesi koşuluyla
Çünkü ne yaparsanız yapın hiçbir burnum ve takılışlar %100 mükemmeli elde etmeniz mümkün değildir. Yani mükemmel burunlardan mükemmel sonuçlar çıkar. Ama sorunlu burunlardan da sorunlu burunlar çıkar. Bu detayları biraz hastalarımıza vermek istiyorum. Tabii burnu planlarken arkadaşlar her hastada farklı ve yüzüne uygun bir şekilde planlamak gerekiyor. Yani bazen ben görüyorum herkese aynı burun yapılan, herkese işte bir kaldırma, bir kavislendirme ya da bir moda kavram gibi düşünülüp işte ben Barbie nose yaptırmak istiyorum diyen hastalarla da karşılaşıyorum. Yani küçücük bir burun yaptırıp daha sonra ondan ciddi sıkıntılarla karşılaşma ihtimalleri yüksek insanlar olabilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor bence. Evet, teşekkür ederim.